Merhaba, bu hafta masada yine Melih Gökçek'ten çektiklerimiz, süt tozunun çocuk felci ile ilişkisi, yeşil sahalarda görmek istemediğimiz hareketler ve Mete Atatürk'ün Türk basınıyla bitmeyen imtihanı var. Hazırsanız başlayalım. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir derler. Yanlış demişler. Bu bozuk saat hiç doğruyu göstermiyor. Üstelik aksi gibi durmuyor da. Sürekli bir şeyler göstermeye devam ediyor. Ve bu gösterdiklerinin hepsi yanlış. Bu kez iyice uçmuş demek isterdik ama ne zaman inişe geçti ki? İsmet Paşa Lozan'dan sonra Yunanistan'ı ziyaret etmiş. Olimpiyat arenasında bir kahraman gibi karşılanmış. Madem Lozan bizim zaferimizdi de Yunanlılar niye mutluymuş, neden onu böyle karşılıyorlarmış? Argümana gel. Basit soruya basit cevap. Bükemedikleri bileği öpüyorlar. Ayrıca tabii Melih Gökçek'in tweetinde yine her şey yanlış yunmuş. Bu ziyaret Lozan'dan sonra değil, daha doğrusu sonra ama 8 yıl sonra 1931'de yapılıyor. Yunanistan'daki 1928 seçimlerinin ardından iki devlet arasında olumlu ilişkiler kurulmaya başlanıyor. Venizelos, İsmet İnönü'ye mektuplar yazıyor, olumlu bir atmosfer ortaya çıkıyor. 1930 yılında iki ülke arasındaki sorunların çözümü için imzalanan bir dizi anlaşmayla olumlu ortam devam ediyor. Venizelos, 29 Ekim-1 Kasım 1930 arasında Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. 3 Ekim 1931'de İnönü bu görüntülerde gördüğümüz gibi iadeyi ziyarette bulunuyor. Hayır, bir de affedersiniz, ziyaretçiyi alkışlamayıp da ne yapacaklardı? Misafir olarak davet edilmiş komşu ülke başbakanını yuhalayacak hali yok herhalde kimsenin. Türkiye'de çocuk felci vakaları Marshall yardımı sonrasında mı başladı? Bu paylaşımlardaki iddia bu. Uzunca da bir flood yapılmış. Marshall yardımlarıyla Türkiye'ye süt tozu gönderilmesi sonrasında ilk çocuk felci vakaları görülmüş. Böylece Türkiye Amerika'dan milyonlarca dolarlık aşı almak zorunda bırakılmış. Bu iddia daha önce de ortaya atılmış. Hatta oldukça popüler bir iddia. Pek çok sitede mevzu olmuşluğu var. Malumat Furuş konuya daha önce el atmıştı. Çocuk felci genellikle 15 yaşından küçüklerde görülen bulaşıcı bir hastalık. Eski Mısır'da M.Ö. 15. yüzyılda dahi izine rastlanıyordu. 20. yüzyılın başlarında en çok korkulan hastalıklardan biriydi ve her yıl yüz binlerce çocuğu felç ediyordu. 1950'li ve 60'lı yıllarda etkili aşıların çıkışıyla kontrol altına alındı. Bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkarıldı. Yani 20. yüzyılda türemiş ya da oluşmuş bir hastalık değil. Türkiye'de Marshall Planı'ndan önce de görülüyordu. Hıfz-ı Sıha metinlerinde felci tıfli olarak adlandırıldığı, Osmanlı döneminde de gözlemlendiği biliniyor. Aynı şekilde Cumhuriyet döneminde de halk sağlığını tehdit eden bir hastalık olarak nitelendiğini görüyoruz. Gazetelerde ve meclis tutanaklarında da ismi bol bol geçiyor. Ez cümle, Türkiye'de ilk çocuk felcinin Amerika'dan gelen süt tozu sonrası görüldüğü iddiası gerçekleşir. Ayrıca çocuk felci aşısı iddia edildiği gibi ülkemize yüksek maliyetle satılmadı. Çünkü aşı için üretim maliyeti dışında ödenmesi gereken bir patent bedeli yoktu. Aşıyı geliştiren Amerikalı Dr. Jonas Salk, milyonların hayatını kurtaran buluşunu patentlemedi. Salk, aşının patenti kime ait diye sorulduğunda, insanlığa ait, patenti yok diyebilirim, güneşi patentleyebilir misiniz diye yanıt vermişti. Bu arada hesabını da yapmışlar. Eğer patentleseydi, o dönemin koşullarında 5 milyar dolar civarı bir kazanç elde edecekti. Eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın mutfağındayız. Yıldırım, Muharrem ayı vesilesiyle aşure yapıyor. Ancak fotoğrafta zeminin dokusu, hortumun rengi gibi bazı tuhaflıklar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmiş. Ayrıca kazanın gölgesi de yok. Böyle olunca sosyal medyada paylaşım yapmak için Photoshop'a başvurma hastalığına Yıldırım'ın da yakalandığı düşünülmüş. Teyit dikkatle incelemiş. Evet, bazı tutarsızlıklar var. İlk fotoğrafta yerde görülen gölge, ikincide sadece dolapta görünüyor. Zemin karolarının arasındaki bir çizgi de kaybolmuş. Buradan muhtemelen bir şey silinmiş. Ne silindiğini ise biraz daha dikkatli bakınca kazandaki yansımada görmek mümkün. Kazanın altında gazete varmış. Nitekim sonrasında AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Elif Şahin sosyal medya hesabından teyidi etiketleyerek fotoğrafların orijinallerini paylaşmış. Teyit bu fotoğrafları da incelemiş ve bir müdahale tespit edememiş. Yani evet, fotoğraflarda Photoshop var ama aşure kazanı eklenmemiş, yerdeki gazete kağıdı silinmiş.
Müjdemizi isteriz. Türk bilim insanı Profesör Doktor Mete Atatürk'e Einstein'ın ve diğer bilim insanlarının ölçülmesi imkansız olarak gördüğü şeyi ölçtü. Bu gazete haberinde de görüldüğü üzere Atatürk'e ışık seviyesinin gürültü ölçümünü gerçekleştirmiş. Ama haberler bir iki konuda yanılıyor. Birincisi, Atatürk'e bahsi geçen çalışmayı 2015'te yaptı. Çalışmaya 5 ayrı araştırmacı daha katkı sundu. Konu Türkiye'de ilk kez Hürriyet'te Razi Canikligil imzasıyla haber olmuştu. Einstein meselesi de yine o dönemin sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkmıştı. Yeniden yapılan haberlerde vurgulanan bu kısım da yanlış. Yapılan araştırmayla Einstein'ın bir ilgisi yok. Bu tip bir araştırma için imkansız filan gibi bir yorum da yapmamış. Bizzat Mete Atatürk'e de sosyal medya paylaşımlarında defalarca vurgulamıştı. Haberin tekrar ortaya çıkmasını da yorumladı. Yayın kurumlarının daha dikkatli olmasını diledi. Onu biz de diliyoruz. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda pek çok ilginç olay yaşandı. Hatta turnuva müsabakalardan ziyade yaşanan skandallarla akıllarda kalacak desek yeridir. Atletizm yarışmalarında ilk 3 günün tüm sonuçları Dünya Atletizm Birliği tarafından iptal edildi. Çünkü stadyumdaki kablo bağlantılarında sorun olduğu ve dijital sonuçların tamamının yanlış olduğu anlaşıldı. Müsabakalarda kullanılan kronometre, minder, direk gibi teknik ekipmanların uluslararası yarışma standartlarına uymadığı anlaşıldı. Atletizm müsabakalarında tartan pist çöktü. Erkek voleybol milli takımının maçında Filenin Sultanları marşı çalındı. Türkiye-Bangladeş kadın handbol maçının hakemleri Konya'yı gezerken maçı kaçırdı. Saymakla bitmez ama ne olmadı derseniz bu olmadı. Bir futbol müsabakasında beyaz kıyafetli kişinin açıklama yaptığı sırada cinsel organını kaşıdığı görülüyor. Videoyu tersini aratınca SLN TV Sport isimli bir kanaldan alındığını görüyoruz. Bu da Somali Devlet Televizyonu'nun spor kanalı. Olay Kasım 2020'de Haut ve Daat takımlarının arasındaki maçta başlama vuruşundan hemen önce yaşanıyor. Yani konunun bizimle bir ilgisi yok. En azından bu sefer. Futboldan devam edelim. Dünyanın en iyi 3 futbolcusu aynı takımda Paris Saint-Germain'de birlikte oynuyor malum. Aralarında bir ego savaşı olduğu haberleri de sık sık çıkıyor normal olarak. Son olarak Mbappe'nin Messi'ye maç içinde omuz attığını öne süren video çok konuşulmuştu. Bu sürtüşmeye elbette bol bol yorum geldi. Bu yorumlardan biri de İngiltere milli takımı ve Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney'den gelmiş. Demiş ki 22-23 yaşındaki bir oyuncunun Messi'ye omuz atması, hayatımda bundan daha büyük bir ego görmedim. Mbappe'ye biri hatırlatsın. Messi'nin 22 yaşında 4 tane Ballon d'Or'u vardı. İddia öyle güzel yayıldı ki dünyanın farklı ülkelerinden pek çok sayfa ve spor muhabiri iddiayı kendi dillerinde haberleştirdi. Bazı paylaşımlar binlerce etkileşim aldı. Ancak bu sözler Wayne Rooney'e ait değil. Kime mi ait? Eski futbolcu Murat Duraer'e ait. Sosyal medyada ilgili sözler arandığında ilk paylaşım Duraer tarafından 14 Ağustos'ta yapılmış. Duraer, Rooney'nin sözlerini çaldığını iddia eden bir kullanıcıya da cevap vermiş. Peki o sayfalar benim yazdığımı Wayne Rooney yazmış gibi paylaşmasın? Hiç bunu düşündün mü? Kimsenin sözünün başkasına mal edilmediği bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.